Merhaba. Geride bıraktığımız 2021 yılında dünyanın gündemi Covid, Türkiye'nin gündemi de tartışmasız Sedat Peker'di. Diğer başlıklarsa bunların birer sonucuydu. Hepsi bir yana bana göre 2021'e damgasını vuran şey korkudur. İtirazı olanların daha da içine kapandığı, sindiği bir yıldır 2021. Korkunun sebebi tek başına Erdoğan ya da AKP değildir. Onlar işin vitrini sadece. Ne zamandır yazıp söylüyorum. Erdoğan zihni ve akli muhakeme yeteneğini yitireli çok oldu. Fiziken takviye tedbirlerle ayakta tutuluyor. Önünden akan metni okuma kabiliyetini ise halen koruyor. Bunun da süresini azalttılar. Eskisi gibi uzun konuşmalar yapmıyor, yapamıyor. Korkunun nedeni son 8 senede özellikle dizayn edilen yeni Türkiye düzeni. Ve bu düzenin sosyolojik ve siyasal altyapısı. Nasıl ki ortaokul ve lisede okutulan inkılap tarihi dersine itiraz edenler sorgusuz linç yiyorsa bu yeni düzenin esaslarını kabul etmeyen de aynı muameleyi görüyor. Yeni esasları açalım. Kürt, Kürdistan, Kürtçe hakkında bir şey demek hapis cezası demektir. Bırakın cemaat mensuplarını, çocuklarını, bebeklerini dahi dile getiremezsiniz. Onlar insan değillerdir. Mavi vatan, Libya, Suriye Ankara'nın akşamdan sabaha güncellenen takıntı söylemine teslim olmak zorundasınız. Osmanlıcılık, Lozan'ın gizli maddeleri, üzerine beton dökülmüş petrol kuyuları ve dahası. Hakikaten Haşhaşiler böyle inanıyordu. Fetö erbabı da bunlar gibi düşünüyordu. Temel Karamolluoğlu en son cemaati kastederek Haşhaşiler demiş. Kini nefreti bir yana öyle konuşması gerekiyor zira araya mesafe koyması lazım bunun içinde küfredecek ve küfrederken Erdoğan'dan geri kalmayacak. Dönemin kuralı ve ruhu bu. Bakın bakalım artık. Saadet Partisi tweetlerine cemaat çevrelerinden RT desteği gelecek mi gelmeyecek mi? Her defasında yetmez ama evetçilere saydırmak moda. Cümlenin başına sonuna fetövari etiketinin konulması yorumculardan özellikle rica ediliyor. Suriye ve mülteci gündemi cız konular. Çarpıcı bir örnek vereyim. Ümit Özdağ açıktan nefret kusuyor. Katliam zemini hazırlıyor. Kendine muhalif diyen medya unsurlarında AKP medyasındaki tepkinin yarısını dahi göremiyorsunuz. Çünkü Özdağ ve partisiyle ilişkileri var. Ayrıca toplumu karşılarına almak da istemiyorlar. Adına Ergenekon deyin, müesses nizam deyin, ne derseniz deyin. 8-10 yıllık yoğun mücadelenin ardından milleti bu kıvama getirenler altın dönemini yaşıyorlar. Milli görüşçüsünden komünistine, merkezin solundaki sağındaki fark etmiyor, rejim herkesi kendi çizgisine getirdi. Dikkatle takip ediyorum. Son dönemde Türk'le hakaret diye bir şey çıktı. Yakındır mahkemelerde dosyalar yığılır. Hafıza silinirken ırkçı, faşist, dinci bulamacı bir programla Zihinlere adeta format atılıyor. Kimse ne beyni özenle yıkanmış toplumu karşısına almak istiyor ne de rejimin gizli açık unsurlarını. Nasıl ki gazetecinin sicil notu neyi yazdığına değil, neyi hiç yazmadığına bakarak verilir, aynen öyle de içinizden çıkanlara bakın, not vermekte yanılmazsınız. Fakat unutmayın, hiç sınıfta kalmazlar.